Hepinize yeni bir günden merhabalar arkadaşlar. Bugün günlerden Salı. Salı, evet Salı. Şimdi ben sabah kalktım her zamanki gibi. Kahvaltımı yaptım, kahvemi içtim, çayımı içtim, biraz vloglar izlediğim bir şeyler yaptım. Saatlerimiz şu anda 2:30'a doğru gidiyor. Biraz yine geç oldu. Ya gerçi bana göre artık normal bir saat bu da, hep bu saatlerde açıyorum. Anca kendime bu saatlerde geliyorum arkadaşlar. Bugün biraz daha iyi görünmek için dedim ki biraz makyaj yapayım. Biraz yüzüme bir şeyler sürdüm. Yani gözüme ruj falan sürdüm. Hafif pembelik versin diye dudağımla. Neyse, böyle tacımı da taktım. Karşınıza geldim. Velhasıl kelam. Dedim ki bugün böyle işte evim topluydu zaten. Ne güzel dedim, evim toplu. İşte temizlik falan vesaire bir şey yapmayacağım. İyi olacak benim için de. Ve bunu söyler söylemez arkasından tam 2 saniye sonra sehpaya çarpıp sehpayı düşürdüm. Ve sehpanın üzerindeki her şey yere yığıldı maalesef ki. Şuraya da farem uçmuş. Mouse uçmuş. Böyle bardağım kırıldı. Kütahya porselenden altılı kahve fincanı takımıydı. Bir tanesini fire verdik maalesef. Sabah sabah gerçekten mükemmel güzellikte başladı günüm. Kameramın şeyi, koruyucu ekranı düşmüş. Daha sonra bunlar kulbun parçaları. Kulbu kırıldı maalesef ki. Üf, moralim bozuldu yani birazcık. Şöyle vazelinim de üstündeydi. O da dökülmüş. Düşmüş yani. Bu kameramın kabı ve hafıza kartım düşmüş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sabah besmele ile kalktım aslında. Şunu da takayım ekrana. Sabah besmele ile kalktım ama maalesef gördüğünüz gibi başımıza gelecek varmış. Şimdi ben bunları yerlerine koyayım. Burada duracakları. Diğerlerini mutfağa götüreyim. Yeri de tam demiştim ki işte süpürmeyeceğim falan filan. Bu arada parmağıma da battı. Parmağım da birazcık kanadı. Şunları da mutfağa götüreceğim. Yerleri de gırgırla bir temizlerim artık. Bugün yine sakarlığım üstünde belli ki. Şimdi biraz önce de yulafları kendi saklama kabına. Ama onu da doldururken biraz da yere döktüm. Neyse. Bu benim genel halim arkadaşlar. Ben hep böyleyim. Neyse, bugün bir işim yok. Söylemiştim de zaten. Yerlerim falan yine gırgırladım. Hem burasını, hem mutfağı, hem salonu. Zaten en çok kırıklanan yerler diyeyim. Oraları. Yine süpürmüş oldum. Daha iyi oldu. Şimdi ne yapacağım? Şu anda yemeğim de var arkadaşlar. Dün yaptığım, biliyorsunuz, nohut yemeğim var. Nohut yemeğini bugün akşama sadece bir pilav yaparım yanına. Sadece dolapta sebzeler var. Onları bir ayıracağım, bakacağım. Bozulan falan varsa atayım diye. Yoksa onları kesip saklama kaplarına koyup ondan sonra işte direkt salata yapacağım zaman direkt çıkartırım diye düşünüyorum. O yüzden hazırlamış olacağım yani birazcık. Şimdi bakacağım dolapta neler var, onları bir çıkartayım. Bozulan, bozulmayan bir şey varsa onları ayırayım. Böyle dolabımda kalan sebzelerim var. Şurada biraz kıvırcığım kalmış. Burada rokan, maydanozum falan var. Burada mor lahanam var. Burada da biraz taze soğan var. Bakacağım aralarından böyle bozulmaya yakın olanlar varsa onları ayıracağım. Yoksa eğer saklama kaplarıma koyacağım. Akşam salata falan yaparken direkt koyayım diye. Ya da yemeğin yanına direkt, bazen Hakan böyle soğan seviyor, yiyor. Direkt böyle yemeğin yanına koyayım diye ayıracağım. Ben şöyle taze soğanımı ayıkladım, yıkadım. Yıkadıklarımı ayıkladım yani. Bazı yerleri biraz kararmalar olmuştu. Elimde de şey kalmış. Daha sonra böyle kahvaltılık olarak ya da böyle işte çorbalarda, yemeklerde kullanılabilecek maydanozlarımı ayıkladım. Normalde ben sabah aşırı çok severim yani böyle yeşillik yemeği.
Ama üşenmediğim zamanlarda genelde de üşendiğim için yapmıyorum. Böyle soyuk olunca direkt koyuyorum şey. Masaya direkt koyuyorum. Şimdi bunları daha yıkamadım. Bunları yıkadım. Bunlar hazır. Biz yemeğimizi yedik. Ama baya bir oldu. Ben kamerayı kapatalı yaklaşık 3-4 saat oldu. Kardeşlerimle konuştum, kuzenlerimle konuştum. Bir sürü kişiyle görüşme yaptık. O yüzden baya bir geç oldu kamera açmam. Biz böyle yemek yedik arkadaşlar bu arada. Ben bulaşıklarımı falan da yıkadım, topladım her yerini. Şimdi kahve yapacağız. Bugün kahve de Hakan da kahve istedi. Ona da yapacağım. Onun dışında başka bir şey yapmayacağız. Bugün yani yapacak başka bir işimiz yok. Onun dışında oturup televizyon izleriz. Her zamanki aktiviteler. Böyle aileden uzak olunca, karantina zamanları olunca, bilmem ne olunca bir yere gidilmiyor. Yani gitmeye kalksak bir saat yani mesela yatmadan önce bir de iki gibi gece döneriz. Ama şu anda yasakta olduğu için maalesef gidemiyoruz da dönemiyoruz da. Evdeyiz. Maalesef evler herkesin evde canları sıkılıyor. Böyle geçiyor günlerimiz. Yapabileceğimiz bir şey yok. İnşallah Allah bir an önce bu belayı başımızdan defeder. Neyse biz kahvemizi yapalım, oturalım. Bu videoda çok aşırı bir şey olmadı. Yani gün içerisinde de çok bir şey yapmadım bugün zaten. Evim falan topluydu, temizdi. Yemeklerim de vardı. O yüzden yapacak bir işim yoktu. Ama saçım mı dalmış? Ama arkadaşlar yarın devam ederim olmadı bu videoya. Şimdi ben saçlarımı yine akşam bakımımı yapacağım. Bugünkü bakımını yapacağım yani. Yarın yine sabah yıkayacağım. Yatmadan önce yaparım onu da. Onun dışında başka bir şey yapmayacağım. Dediğim gibi arkadaşlar bu arada saçlarımda işte böyle bir gelişmeler falan görüyorum. Olmadı. Yani biraz daha uzun süre zarfında ileriki zamanlarda bununla da ilgili bir video çekmek istiyorum. Yardımcı olmak istiyorum. Benimle aynı sıkıntıyı yaşayan, aynı sorunları olan arkadaşlar için yardımcı olabilmek adına. Neyse fazla uzattım yine. Biz kahvemizi içelim arkadaşlar. Sonra görüşürüz. Thank you.
Herkese yeni bir günden merhabalar. Bugün günlerden çarşamba. Şimdi gördünüz zaten ben hazırlandım. Saçlarımı falan filan kuruttum. Bakımımı yaptım. Makyajımı yaptım ve karşınıza geldim. Dün 2 günlük nohut yapmıştım. Biliyorsunuz bugün yine yemeğim var. Sadece tek yapacağım şey pilav olacak. O yüzden akşama yemeğim var yani. Bugün ne yapmayı düşünüyorum? Bugün şöyle bu koltuklarımı falan ben hiç çekmedim şimdiye kadar. Çünkü zaten altları açık olduğu için süpürgemi de oraya altlarına sokup süpürüyordum süpürürken. Ama diyorum ki koltuklarımın arkalarını bir çekeyim. Köşelerde kalan tozlar, ufak tefek tozlar varsa onları bir toparlayayım. Sileyim sonrasında. Tozlarımı da ancak en fazla bu odanınkilerini alırım. Çünkü ben dün değil önceki gün sanırım yatak odasındaki tozları da bütün her şeyin tozlarını falan aldım. Zaten salondan başka çekilebilecek bir yerde yok. Evimde bir kısmı toplu. Şimdi göstereceğim. Buraları toplar gördüğünüz gibi. Şuradan da bu kabloyu da bu arada sakladım. Çünkü burada çok karışık duruyordu. Bunların altından geçirdim. En azından çok görük gözükmesin diye. Şimdi sadece şurası dağınık arkadaşlar. Burası da işte ben burada bilgisayarda falan oturduğum için maalesef her gün böyle oluyor. Her gün burasını topluyorum. Şimdi burasını toplayacağım her zamanki gibi. Daha sonrasında süpürme işlemine, silme işlemine geçeceğim. Ben şimdi hemen gidip suyumu ve süpürgemi alayım, geleyim. Sonra tekrar görüşelim. Thank you.
Evet, salonumun temizliğini yaptım arkadaşlar. Gördünüz. Gerçekten yoruldum daha şimdiden. Ben şimdi bir süpürge atacağım her yere. Her mutfağa, yatak odasına, banyoya falan, küçük odaya. Süpüreceğim. Burayı, bu arada buranın da tozunu aldım. Tabii siz şey orayı çekmedim. Direkt hemen 2 dakikada alayım hızlı hızlı diye. Oranın da tozunu aldım. Dibünitesinin yani. Burasını bayağı iyi oldu. Çekip arkalarını falan da silmem. Ufak tefek tozlanmıştı çünkü. Biraz yoruldum, bir 5 dakika dinleneyim. Daha sonrasında işte koridoru, mutfağı, yatak odasını ve küçük odayı da süpüreceğim. Ama tozlarını, oranın tozlarını oralarda, yani toz yok zaten. Tozlarını almayacağım. Zaten yakın bir zamanda yine mutfak temizliği de yapmam lazım. Yine dolaplarım hep damla damla olmuş. Ben onları sürekli siliyorum zaten 2-3 günde bir. Ama maalesef sürekli de yemek yapıldığı için dayanmıyor. Yani yine kirleniyor. O yüzden yapabileceğimiz bir şey yok. Yine yani sürekli silmekten başka bir şey yok. Bu arada camları da silmedim. Çünkü yağmur çiseliyor. Sürekli burada yağmur çiseliyor arkadaşlar. Şu anda bile yağıyor. Damla damla yağıyor. Hani yaza doğru daha yağmurlar falan bittiğinde ben camların temizliğini yapacağım. Çünkü direkt ilk katta olduğumuz için buraya zaten bayağı su geliyor. Tozda biliyorsunuz, tozda bu durumdan müzdaripim, zaten sürekli tozlanıyorum. Bu arada arkadaşlar, şurada kapının arkasında mousepad'i ve kapı tutacağı var. O ne derseniz ki eğer, mavişleri ben sürekli, mavişle limonu sürekli saldığım için orada köşedeki duvarları kemiriyorlar. Ben de o köşedeki duvarları kemirmesinler diye, yani el alemin evi sonuçta, oraya şey koydum. İşte öyle bir çözüm buldum. Şimdi oraya doğru gitmiyorlar. Neyse böyle yani, şu anda evim de yine mis gibi kokuyor. Şu yer silme suyun içine güzel bir koku koydum. Her zaman kullandım onu, bir daha bulamadım gerçi. Nerede bin ben almıştım. Ama belki vardır, tekrar bakarım. Beyaz rengi de başka bir rengi daha vardı. Maviydi galiba. Benim aldığım pembe çok güzel kokuyor. Hangi marka bilmiyorum. ABC olabilir. Çok güzel kokuyor gerçekten. Evi mükemmel kokutuyor. Süpürüp sildim dediğim gibi, iyi oldu arkadaşlar. Şimdi ben devam edeceğim hemen. Size de belki bir ufak gösteririm. Şeyini şarjda, kameranın şarjda çok yok çünkü. O hemen bir silerim. Ay pardon, hemen bir süpürürüm. Mutfağı belki silerim. Diğer yerlerde, gerçi diğer yerleri de silsem sıkıntı olmaz. Boş olan yerlerini hemen üstten bir silerim. Daha da iyi olur hatta. Hadi o zaman devam edelim. Temizliğim neredeyse bitti sayılır. Şimdi size geldiğim yere kadar, yatak odasına kadar yani. Temiz bir ev turu yapayım, ne dersiniz? Ben böyle temiz, ev temiz olunca sürekli böyle oda oda dolaşıyorum, bakıyorum. Böyle bakmayı çok seviyorum. Biraz manyak gibi oluyor galiba, böyle deli gibiyim. Hemen döndüreyim, siz de hep beraber gezelim yani. Ben hep geziyorum zaten her gün. Gördüğünüz üzere salonum tertemiz ve mis gibi. Mavişle limon yine yerlerindeler. Biraz önce bahsettiğim şeyler şunlar da arkadaşlar. Bunlar kapı arkasında. Kuşların maalesef ki duvarları kemiriyorlar. Canavar, küçük canavarlar. Koridoruma geldiğimde koridorumdan bir güzel süpürdüm. Ve her yerini sildim gördüğünüz üzere. Mutfağıma geliyor. Mutfağımda yine tertemiz. Sadece şurada elmalar var. Onları ayıracağım. Bazıları çürümüş çünkü. Elma çok sevmiyorum. Öyle duruyorlar yani. Alıyoruz, duruyorlar. Onların sağlam taraflarını keseceğim. Böyle üstüne koyacağım. Neyse, burası da böyle tertemiz oldu ve baya güzel oldu. Şimdi bu boş odamıza dönüyoruz. Şu renk farklılığına bakar mısınız? Burası beyaz. Burası sarı ışık. Sarı ışığı pek sevmiyorum ben. Buraya koltuk alınca bu eşyalar nerede duracak? Ben gerçekten çok merak ediyorum.
Boş oda derken ardiye gibi kullanıyoruz şu anda. Mesela burada sularımız ve yumurtalar var. Burada da sularımız var. Burada gelinlikle damatlık var. Özellikle bu gelinlik nerede duracak? O koltuk gelince gerçekten çok merak ediyorum. Yakın zamanda bu arada koltuğumuzu da alacağız. Renkte çok karar veremiyorum. Aslında buradan da size sormak istiyorum. Lacivert düşünüyorum. Saks mavi yani lacivert dediğim. Saks mavi de olabilir. Yani öyle de düşünüyorum. Yine gri mi alsam diyorum. Ama hani her yerde gri olacak ondan sonra. O da bir düşündürüyor beni. Neyse şöyle boş odamı da göstereyim. Boş odanın en güzel avantajı çok güzel süpürülüp siliniyor. Böyle şeyim de burada. Burada da arkadaşlar yine stoklarımızdan birkaçı var. Gördüğünüz gibi bu odamda artık tertemiz. Zaten temizler de dağınık oluyorlar. Mesela burada biraz önce çamaşırları masadaydı. Onları topladım. Şimdi onları katlayacağız hatta. Yatak odasına kadar geldim temizlikte. Burasını da yine böyle tertemiz. Portmantomlar. Burayı bir gün sizinle birlikte temizleyip düzenlemek istiyorum ama bu çok yani alan çok dar olduğu için şuradaki alan. Kamerayı nereye koyarım? Nasıl yaparım? Gerçekten hiçbir fikrim yok. Şimdi böyle ilerliyorum. Şöyle lavabomu da temizledim. Zaten tuvaleti her gün çamaşır suyuyla temizliyorum. Aynı şekilde buraya pembe bir tane, ay turuncu pembe karışımı bir renk, tam net rengini bilmiyorum. Ondan bir fısfıs almıştım. Onunla her gün bu lavaboyu siliyorum. Böyle buraları da falan da siliyorum, parlatıyorum. Şimdi geldim yatak odasına. Son yatak odası kaldı. Vallahi ben de bittim gerçekten. Şöyle sadece çamaşırlarım var. Önce dedim ki çamaşırlarımı katlayayım. Çünkü çamaşırların katlarken çıkan o küçük tozlar var ya, yerlere falan düşüyorlar. İyi net şey toz oluyor yani. O yüzden önce dedim ki bunları bir katlayayım, yerlerine koyayım. Yere düşen tozları da en azından süpürmüş olurum. Böyle nasıl mantıklı düşünmüş müyüm? Bunları katlamaya geçebiliriz. Temizliğim tamamen bitti. Ben tozları da aldım. Onu çekemedim çünkü yerim dolmuştu. Biraz bilgisayara aktarım yaptım. Dedim ki geldim, akşam oldu artık bu arada gerçekten. Saat 5'i çeyrek geçiyor. Dedim ki perdemi bir kapatayım. Bir de ne göreyim? Ya karla karışık yağmur yağıyor. Ya, yo kar yağıyor tam tersine. Tam net olarak kar yağıyor. Görülüyor mu ki acaba? Bakar mısınız? Görülüyor yani. Ben küçük ekrandan görüyorum. Muhtemelen görülüyordur. Şuralara bakın. Her yerde kar yağıyor. Çok güzel. Ama ben hava durumundan baktım. Sadece
İşte bir iki gün, yani bugün yarın akşama kadar yağacak galiba. Muhtemelen tutmaz artık. Ama tabii ki su doluluğu için çok iyi. Bu arada benim vloglarım neredeyse yaklaşık 2 hafta önden geliyor. Yani ben mesela bu videoyu çekerken siz 2 hafta önce çektiğim videoyu izliyor oluyorsunuz. Şu anda ayın mesela 27'si bugün. Bugün ayın 27 Ocağı. Siz en son ben bunu şey yaparken siz 8 Ocak'taki, hatta 3 haftaymış, 8 Ocak'taki vlogumu izlemiştiniz. Yani 21 gün önceki vlogumu izlediniz. O yüzden bu şeylerim, videolarım benim çok geriden geliyor. Çünkü birkaç tane daha önceden içeriğim olduğu için bayağı stoklamıştım videolarımı. O yüzden dediğim gibi siz çok aslında şey izliyorsunuz, çok sonra izliyorsunuz benim çektiğim vlogları. Hakan daha gelmedi bu arada arkadaşlar. İlk defa 5'i çeyrek geçiyor saat. İlk defa bu kadar geç kaldı. Ama işleri vardı herhalde. Dün söylüyordu çünkü yarın yoğun işim var diye. Neyse, benim temizliğim bitti. Ben buraların tozlarını da aldım. Bir güzel her şeyi, her yeri sildim. Mavi biliyorsunuz silikonlu temizleyicim var. Zaten yatak odasını da sildim. Hemen hatta kamerayı da açık bırakmışım. Tabii orayı keseceğim ama. Ama bitti gerçekten. Ben daha biliyor musunuz kahve bile içmedim. Saatlerimiz 5'i çeyrek geçiyor tam olarak. Ama şu an o kadar güzel kokuyor ki burası. Temizlik sonrası mis koku beni gerçekten benden alıyor. O zaman arkadaşlar bu vlogum daha yine aslında hiç aklımda temizlik yokken yine bir temizlik vlogu oldu. Gerçekten hiç aklımda temizlik yapmak yoktu. En azından bu kadar derin yapmak yoktu. Yani sadece üstten silip süpürecektim. Ve sadece salonu süpürmeyi, silmeyi düşünüyordum. Her yeri süpürmeyi, sadece salonu silmeyi düşünüyordum diyeyim. Ama yapmışken bari şurayı da sileyim, bari burayı da sileyim derken yine bütün her yeri sildim. Süpürdüm, tozlarını aldım, temizledim ve oda parfümümde, oda kokularımı da sıktım. Şu anda mis koktu her yer ve tertemiz oldu gerçekten. Bu görüntüye bayılıyorum. Ben şimdi böyle 5 dakikada bir odaları gezeceğim. Temiz oldu ya. Onu izlemeyi seviyorum böyle. O boş odamız da dağınıktı bu arada. Dediğim gibi oraya çamaşır asıyorum genelde. Çamaşır asılınca bayağı bir dağılıyor. Dağınıktan ama orayı da toplamış oldum temizlik nedeniyle. Demin de söyledim, L koltuk bakıyoruz. İnşallah kısa zamanda alacağız. Yani bir önümüzdeki ay bile alabiliriz. Tam olarak bilmiyorum ama ben bu şu andaki şu koltuklarımın kalitelerinden maalesef ki hiç memnun olmadığım için, yani koltuklarımın değil sadece tüm mobilyalarımın, ben, yani markadan almayı düşünüyoruz ama markalarda da istediğim tip olanlar yok. İstediğim tipte bir L koltuk yok. Ne yapacağım bilmiyorum. Birkaç yerde baktık. Bu Sancaktepe'de falan bulduğumuz markete giderken gördüğümüz birkaç yerde baktık. Model olarak güzeller ama orada gösterilen kalite yani güzel oluyor. Biz de bunlara, çünkü bu koltukları alırken showroom'da gördüğümüz koltuklarla, yani şu an bize gelen koltuklar arasında hiçbir benzerlik, bağlantı yok. Yani Hakan çünkü oradaki koltukların mesela üstüne çıkıp zıplamış hani kalitesini algılayabilmek için. Ama burada oturduğun zaman gıcırdıyor bu koltuk. Gerçekten bu da beni de, Hakan da aşırı sinirlendiriyor. Bakacağız artık. Yani bu böyle tabii ki de gitmeyecek. İlerleyen zamanlarda sıra sıra artık en kalitelisinden alıp değiştirmeyi düşünüyoruz ürünleri. Ama dediğim gibi benim aldığım yer, yani şu tarz, yani nasıl diyeyim, şu tarz mobilyalar, şu demir mobilyalar, istediğim hani belli olan istikbal falan buralarda baktım, bu tarzlar yoktu. Bilmiyorum nereden alırım. Balhom falan var ama onlar da aşırı aşırı pahalılar. Yani her şey muallakta. Bakacağız artık. Allah inşallah gönlümüze göre verir. Hepimizin, herkesin gönlüne göre versin inşallah. Kar yağıyor sürekli, ona bakıyorum bu arada. Neyse arkadaşlar, ben artık burada kapatıyorum videomu. Beni buraya kadar izlediyseniz ve videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi lütfen unutmayın. Instagram ismim Melike 2 E'li Gumuz 2, sonunda 2 S ve S'nin önünde 2 U var. Zaten direkt ben çıkarım arkadaşlar. Görürsünüz beni. Beni takip ederseniz çok sevinirim. Orada daha çok aktif paylaşımlar yapıyorum. İşte kendimi de geliştirmeye çalışıyorum bildiğiniz gibi. YouTube ve Instagram'da. İnşallah gelecekte güzel yerlerde olmak dileğiyle. Beni buraya kadar izlediğiniz için tekrardan çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.